Özel bir eğitim kurumunda teknoloji şenliği düzenlendi. Elazığ'da eğitim öğretim hizmeti veren özel bir eğitim kurumunda teknoloji şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin bir yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar sergilenerek beğeniye sunuldu. Marmara Eğitim Kurumları kurucusu Abdullah Gündüz, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Oldukça yorucu ve yoğun geçen bir sürecin ardından öğrencilerimiz hazırlamış oldukları projeler ve etkinliklerle karşınızdalar. Bu projelerin ve etkinliklerin haklı gururunu yaşamaktayız. Akademik olarak Elazığ genelinde okulumuzu il ikincisi yapan, sportif alanda bizi dünya ikinciliğine taşıyan, proje alanında Türkiye'de yılın ödülünü kazandıran öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Ben bugün burada bu çalışmalara yön veren kıymetli öğretmenlerimize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyduğumuzu burada huzurlarınızda tekrar ifade etmek istiyorum. Fırat Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hikmet Esen, yenilenebilir enerji üzerine kurulan okulun Türkiye'nin ihtiyacı olan öğrenci açığını kapatacaktır dedi. Bu okulların çoğalması lazım. Meslek liselerinde yenilenebilir enerji teknolojileri, elbette mezun olan öğrencilerin de istihdamı sağlanmalı ve bu istihdamla beraber güneş enerjisi, rüzgar enerjisinde potansiyelimiz var. Öğrencilerimiz de yetişirse, donanımlı bir şekilde kaliteli bir eğitim görürlerse bizler de bu işi başarmış olacağız. Öncelikle okul yöneticilerine bu festivali düzenledikleri için tüm öğretmenlerine, başta yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Enerjimiz sürekli olsun. Ama yenilenebilir enerji olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından akademik ve sportif alanda başarılı olan gençlere başarı belgeleri takdim edildi.